Şantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet. Bir zamanlar en büyük hayaldi şehirde yaşamak. Peki bu hayal hayatımıza ne getirdi? Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler, tatsız yiyecekler. Tam şu an şehirden kaçıp gitmeye karar versem... Soy ağacının en altında bunlar var. Acaba gerçekten yapabilir miyim? Oraya değil. Nereye? Buhar atacağız. Hayal ettiğim hayat ne kadar kolay. Sisin açılmasını mı bekleyeceğiz? Erken daha abi ya. Ya da bize gösterildiği kadar masalsı mı? Çayımızı da aldı, böyle bir çobanlık var ya. Bir gün ailemi şehirden uzakta bir hayat kurmaya ikna etmem gerekiyorsa öğrenmem gereken çok şey var. Nerede eski çobanlıklar? Dırda, kühe falan hiçbiri yok. Ben Kıvanç Kasabalı, şehirden uzakta Afyon Karahisar'ın Tınaztepe kasabasındayım. İlkay, ne haber? İyiyim Kıvanç abi, ne yapıyorsun abi? İyiyim vallahi, sağ olasın. Ne yapayım, çayımı koydum işte, böyle kuş seslerinin altında oturuyorum. Nasıl gidiyor düğün? Düğün güzel abi, eğleniyordum. İyi, süper, keyfiniz bol olsun. Tamam abim, koyunlar sana emanet. Merak etme, her şey yolunda ya. O zaman biz eğlenmeye devam ediyoruz. İyi eğlenceler. Hanım Ağa'ya selam söyle. Tamam abi. Tamam, hadi keyfiniz bol olsun, öpüyorum. Tınaztepe kasabasındayım. Daha önce birçok yerde hayvancılıkla ilgilendim. Çobanlık nasıl yapılır az çok öğrendim. Ama Recep ve İlkay gibi rahat yapanını daha önce ne gördüm ne de duydum. İki kardeş kendilerine az hayvancılık yapıyorlar. Evet İlkay. Köpeklerin yanına mı gidiyoruz direkt? Köpeklere gidiyoruz abi. Aha. Direkt. Bir şöyle bir tanışalım edelim değil mi? Tabii ilk bir köpeklerimizi tanıyalım. Sonra zaten... Ondan sonra koyunlara geçeriz abi. Tınaztepe ailesi köyden de uzakta, Tınaztepe Dağı'nın yamacında koyun sürüleri ve can yoldaşları Kangal köpekleriyle birlikte yaşıyor. Hanım anne de köydeki evinden çok burada oğullarıyla birlikte vakit geçiriyor. Ama rüya gibi görünen coğrafyada her zaman bu kadar rahat olduklarını düşünmeyin. Onların hayatı yıllarca aradıkları çoban köpeğini bulduklarında değişmiş. Esas ortam burası. Burası köpeklerimizin aileleri. Hep de aileliyiz zaten. Kaç tane köpek var burada? Yavrularla şu an 19 tane abi. 19 tane köpeğin var ha? Evet. Vay maşallah. Küçük küçük doğumlar oluyor. Yavrular var. Bizim her şeyimiz var. Ne haber? Ne haber? Gel bakalım. Bu kim şimdi? Bu Bike abi. Bike. Gel bakalım. Niye Bike öyle bir şey yaptı? Ecik'ten mi çekindi acaba? Bunlar kamera falan görmüyor ya. Ha, biraz hızlılık var abi onda. Onda mı var? Evet, evet. Gel Recep o zaman biz yavaştan şöyle yolumuza bakalım yani. Evet, böyle devam ediyoruz. Yudum gel. Bu aylıklı bu. Aylıklı. 2 ay 40 tane koyunu maaş ile güttü başkasına. Aylıklı dediğin bayağı çalıştı yani. 6 bin lira maaş verdiler. 12 tamam. bin lira aldı 2 ayda. Ama sigortasını yani... yatırdılar mı? Yok abi. Güzellik. Tamamen koyun adapteli, koruyucu adapteli zaten köpeklerimiz. Tamam dur. Maşallahları var ama ya. Ha? Yudum kızı bu daha. Hiçbir yudum falan gibi gözükmüyor yani. Bu da Böke erkeğimiz. Böke. Bunlar 19 aylık falan da. Ama maşallahları var. Bunlar belli ki özel bir cins ya. Tabii özel. Bunların soyunu biz belki 20-25 yıla dayanıp hiç bozmadan bugünlere getirdik. Dostum adlı köpeğimiz var, dedeleri. O kızı, bu oğlu, bu yeğeni işte böyle gidiyor işte. Hepsi akraba yani. Akraba. Bununla onun babası kardeş, bununla o kardeş oluyor. İşte teyzeleri, amcaları, nineleri, dedeleri hep burada bunların.
Ya bütün koyunlara sahip çıkan aslında bunlar. Tabii, bizde evet, çoban evet, yok. Çobansız köyü. Çobanım deme zaten bana. Bir çoban değil. Ne çobanlık? Böyle çobanlık mı olur? Çobanlık yaptık, çıktık 300-500 baş. Kendimiz başında durduk. Sopalar hop hop. 2-3 tane köpek. Bu başka bir mevzu yani şimdi. Salıyorsun gidiyor. Evet evet. Şu anda o adaptasyonu. Her şey onlara yani, emanet şey yani. Emanet abi. Fırtına kızımız. Çobansız sürüde bunu fazla salamıyoruz baştakiyle bunu bikeyle. Niye? Bunlar çok hırçın. Çobansız sürü zaten böyle hafif, uslu köpekleri salman gerekiyor yani. Bunu salarsak bütün köpeklerin şey yapıyor, diğer sürü köpeklerine dalmaya gidiyorlar. Onlarla dalaşıyor. Yani bunların başında tamam, gidersek veya geceleri tamam, salıyor bunları. Hepsinde... O zaman sürüye, sürüyle gidecek köpekler belli. Belli abi. Hepsi gitmiyor. Şuan abi bu yavrucumuz... babasının işte karakterini alan yani bu ailenin başı olacak bundan sonra. Demek ki veliaht bu. Veliaht bu. Bir sonraki. Bakar mısın bacak boyu falan? Biraz başka bir şey. Rahatsız. Bunlar başka bir şey gerçekten ya. Burada bayağı bir aile kurulmuş zaten. Bu o da... yüzden her şey onlara emanet. İlka ile Recep'in köpek sevgisi çocukluktan geliyor. Küçük yaşta dedelerinin sürüsünde gördükleri çoban köpeğini hiç unutmamışlar. Koyunları bir an için bile yalnız bırakmayan o köpeğin karakterinde bir dost bulmak için bayağı uğraşmışlar. Peki bu hikayeye başladığın ilk köpek hangisiydi? Bunların babalarının anneleri vardı. Aha. Şimdi o hayatta değil onlar. Tamam. Bunların anneleri de hayatta değil. Kaç sene oldu peki? 12-13 yıl oldu. Önemli olan alttan çıkan yavrunun anneden babadan karakterin üstün olması. Geriden gelen nesil daha iyi olması. Biz bunu yakaladık bunlarda. Şu ya an biz... senin yükünü almış bunlar zaten. Aldım, yoksa sen ya başında ya duracaktın koyunu. Evet. Sen öyle bir sistem kurmuşsun. Köpekler evet, götürüyor, köpekler getiriyor. Evet abi. Bir şey olursa da başında kalıyorlar değil biz mi? Biz bakarız köpek eksikse koyun eksik. Biz gideriz köpekle koyunu buluruz. Asla bırakmıyor değil mi? Bırakmaz. Atıyorum bir koyun orada kaldı doğum yapıyor. Hayır, kesinlikle başında bırakmaz, bekliyor mu? Bekler 2-3 evet, gün kalsın yine bekler 2-3 gün. Eve gelmez. Karnını tutacak yine gelmez eve. Her şey kontrol her altında. Her şey kontrol altında. Evet, evet. Bunları da yaptım. Aferin size be, aferin size. Mesela bunların iskelet sistemi çok farklıdır bakalım. Hı? Bence abi iskelet sistemi çok farklı. Göğüs kafes değil evet, mi? Göğüs o kafes çok önemli olsun ama zaten. Mesela bu dişi dur, olduğuna göre boy olsun, iskelet sistemi olsun çok farklı bunlar. Vay maşallah, tamam. Tamam, batırdın üstümüzü. Gel bakalım, oynayacağız sonra seninle ya. Burada da can kızımız var, bunun yavruları var Kaan'cı abi orada. Hı hı. Peki bu sistemi kurana kadar sen tabii belli bir süre bir deneme yanılma yaptın herhalde. Evet, köpekler geldi, köpekler gitti, oldu olmadı. 3 ayda 28 tane köpek gelmiş gitmiş. Al bunlar iyi köpektir diyor sana. Sen deniyorsun. Deniyoruz, olmuyor. Ama kafanda senin şey var tabii. Bu köpeklerin kurgusu çobansız var, sürü tabii, mantığındasın sen o tabii, yüzden. Ha. Bunlar kuruyacak. Yoksa belki köpek güzel de iyi huylu. Ama bizim için sana hizmet etmiyor. Tabii. Evet. Aa geldiler. Tamam. Oh. Görüyorsunuz işte o oh, soy ağacının en altında bunlar var. En küçük üyeler bunlar. Ah. Ah bir de esniyorsun sen. Oh. E tamam gel seni de seveceğim tabii ki. Gel. İşte doğal, bunlar çok özel. Doğal yavrulatıyor. Özel selik, cinsler. Doğal. Yani, bunlar da ileride öyle mi olacak? Kesinlikle. Kesin. Sürüler buna mı emanet ileride? Bunlara emanet. Ha? Anneleri can kız. Can kız. Oh. Hadi tamam. Götürecek halimiz yok can kız. Hadi altı bakalım. Tane lan, altı ha? Tane lan. Altı tane var. Dört tane daha var tamam, içeride. Hadi öpüyorum seni ana. Hadi bakalım. Hadi ne yapalım? Geçelim abi. Ha, geçelim artık onları salacağız. Şimdi o ekiple kim gidiyor? Nineleri gidecek bunların. Tamam buradan kimse gelmeyecek. Buradan gelmeyecek. Tamam siz buradasınız. Görüyorsunuz her yerde köpek var. Bu da yavru. Bu da yavru. Yavru bunlar da abi. Bu da yavru. Dur işlerimizi halledince oynayacağız hepinizle. Kaç tane koyunun var? Şu an 150 tane falan burada abi. İşte görüyorsunuz dostum geldi. Bu... buranın en yaşlısı mı? En yaşlısı. Kaç yaşında? Şu an 8. Bunun eşi de 10 yaşındadır. Bu eşi işte bundan bu soyu bunlar sürdürüyor. Şimdi bu ekiple kim gidiyor? Yargı gidiyor. Prenses yani, gidecek. Prenses dışımız nerede? Var. Prenses de buldu dışarıda. Nerede prenses? Yargı. Prenses nerede? Gel. Anneciğim çay mı? Zahmet ettin. Vallahi prenses şunları salınca içeriz. Gel. Onlar prenses, salınır. Gel. Çay için onlar salınır.
İlkay, Recep ve Hanım Ağa'nın 19 tane can dostu var. Dağdaki koyunların sorumluluğu tamamıyla onlarda. Köpekler karakter ve hiyerarşilerine göre ekiplere ayrılıyorlar. Vardiyalı çalışıyorlar. Bugünkü ekibin başında da prenses var. O zaman salalım mı artık? Çayımızı salalım, da aldı salalım, böyle salalım. Bir çobanlık var ya. Koyunlar da gitsin, karnı doyu da koysunlar. Tamam abi. Sonra nasıl kontrol edeceğiz peki? Gittiler. Gitsin abi. Kontroller onlar da, biz de değil. Hadi bakalım hadi. Çıkın. Sen gidiyor musun? Sen gitmiyorsun. Sen bizdesin. Yavrular bizle. Yavrular kendine göre. Onlar takılıyorlar. Bir aya kadar giderler abi. Ne yapalım? Burayı kapatıyor muyuz? Dursun Kıvanç abi. Kalsın böyle değil mi? Kalsın abi. Tamam, rahat. Her şey rahat burada. Saldık. Saldık. Gidiyorlar. Bir köpek önden sürüyü çekerken bir diğeri arkada koyun kalmadığından emin oluyor. Diğeri de dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı etrafı gözlüyor. Prenses, yargı ve alkız. Buradan sonra çobansız sürü onlara emanet. O zaman tamam, onları uğurladık. Onlar tamam, gitti tamam, abi. Bizim onlarla bir işimiz yok şu an. Yok. Arada drone'una bakarsak bakarız. Yoksa akşam görüşürüz artık. Aynen abi, akşam tamam. Görüşeceğiz onlarla. Biz değirmene gideceğiz abi şimdi. Buradan değirmene gidiyoruz. Taş değirmene gideceğiz. Tamam. Onlar çalışırken biz de bunların yemeklerini, alponu öğütmeye gidelim. Alponu yiyen köpeğin beli sağlam olur, kasları da sağlam olur. İstediğin performans alırsın köpeklerden. Alpamız, arpa nerede? Arpamız şurada, arabaya atalım onu. Bunu sen bana ver. Oo, sağlammış ha. Aldın abi arpa. Hoppa. Kaç kilo bu ya? 40 yazıyor ama. Çuvalın ne batı 40 abi de. En azından 50 vardır yine. Hadi bismillah. Ver bakalım. Hadi abi. Verdim. Geliyor. Gelsin Kıvancı abi. Tamam abi. Haydi bakalım. Köpeklerin bu coğrafyada çok enerjiye ihtiyaçları var. Onlar için en sağlıklı besinlerden biri yal. Onun için de arpayı öğütmek gerekiyor. Ama herhangi bir değirmende değil, Halit abinin yarım asırlık taş değirmeninde. Selamünaleyküm. Halit amca selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Selam kardeşim, ne haber? İyi abi, sen nasılsın? İyidir valla. Oğlu nasılsın? Musun? Torunuyum. Torunu musun? Evet. Aa, isim? Halit. Torun. Junior Halit. Ha, Halit Halit, süper. Hayır. Ne yapalım, biz arpayı getirdik. Evet. Makineni kullanacağız izin verirsen. Hemen. Ha? Hemen mi? Hemen uyduruveririz. Tamam, siz zaten hep buraya geliyorsunuz hep değil mi? Hep buraya geldim ben dedeme süper. Yıllardan beri. Evet. Zaten o da der. Alponu yedi mi? 53'ten beri yere gelmiyor. 53'ten beri. Makinen çok eski ama. Evet. Maşallah ya. İçinde taş var Kıvancı abi. Taş ha. Bunun içinde taş var, taş eziyor. Tamam, daha önce bundan kullandık. Evet. Ama o suyla dönüyordu. Su. O sudan... O daha eski model. O zaman getirelim. Evet. Öğütmeye başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Yavaştan başlayalım. Köpekler bizi bekliyor tamam. Çünkü. Acıktılar. Hemen büyüdürüz. Tamam. Ha? Getirelim bizi abi arabana. Al bakalım. Şöyle atalım. Tenekeye doldurup mu döküyorsun? Evet. Buna hak geçmemek için teneke bazında. Teneke hesabı ödüyorsun. Ölçü. Ha, hesaplar tenekeyle yapılıyor. Evet. Tamam. Onu bir de bağlayacağız değil mi şöyle? Yok abi. Aa. Hemen gelmeye başladı. Vay maşallah. Halit amca tıkır tıkır çalışıyor ya maşallah. Vallahi ne varsa eskilerde var. Aa, ılık ılık çok güzel. Süper öğütüyor ya. İşte gördüğünüz gibi getirdiğimiz arpayı öğütüyoruz. Bilhassa taş. Değil mi? Taş değirmende abi. Taş değirmende öğütüyoruz. Çünkü İlkay öyle bir alıştırmış köpekleri. O olmazsa... Dediğim gibi en iyisi bu. Başka olmuyor. Taş değirmenin arpasına alışmışlar. Alıştılar. Bir çuval da olmak üzere. Burası bitiyor zaten. Başka alacağımız bir şey var mı? Unumuz tamam. Tamam. Başka ne katıyorsun? Ara sıra yumurta atıyoruz. Ekmek olursa ekmek atıyoruz. Tavuk eti falan koyuyoruz. Koyuyoruz. Tamam. Şunun faydası... Hepsine fazla abi. Bir günde 1,5 çuval yiyorlar abi. Bir günde? Bir günde mesela 1,5 çuval bitiyor. Tamam, burası bitti. Tamam mı? Durdurdunuz. Tamam, bunu da bağlayalım. Tamam, onu da bağla. İpimle. Nerede ipimiz? Halit amca, 2 çuvalla geldik. Evet. Kaç teneke?
4, 8 teneke. 8 teneke çıktı. Pazarlık yapacağız mı? Yok. Oğlum ya. Biz çalıştık. Fazla değil. Ne pazarlığı ya? İmrende bu şart daha yoktur. Aynen. 20 ise 20, 5 ise 5. Resmi daire gibi dedi. Yok. Pazarlık falan yok. Takılıyor, sana takılıyor. Hadi o zaman. Hemen arabaya taşıyalım abi. Çay gelecek, nereye gideceksiniz abi? Nasıl çay? Çay bekliyor. Nerede bekliyor? Bizim bekliyordu, hazır. Geldi, geri döndü ya. Vallahi ama. Vallahi ya. Çay falan görmedik. Bak, kimseyi gördük. Aa, üstüme harbi batmış ya. Gel. Hı. Sana zahmet oldu ya. Zahmet. Teyzem ne çabuk yaptın ya. Allah razı olsun. Buraya koy. Koy koy, hemen dolduralım. Bir çaylanalım, bir soluklanalım. Değil mi? Haldır haldır koşturmak olmuyor. Tabii. Ama makine çok hızlı çalıştı. Ben bu kadar hızlı biteceğini tahmin etmedim. Gerçekten çok iyi abi. Valla ya. Orama bakımını yapıyor. Ne oluyor? Bütün bakımını sen yapıyorsun değil mi? Ben yapıyorum. Ben çekirdekten yetiştim. Makineye hakim tabii. Ya orada bak çekişler var. Onları bir şey hallediyorum. Vay be maşallah. Halit amca. Halit amca. Ya içere sen ya. Ya içerim hele ben ya. Aa. Şu şekersiz abi. Bu şekersiz. Bir tane arttı. Hadi bakalım. Kim alacak onu? Emre al. Doğum günün diye. Yani. Emre alsın ya. Doğum hadi. Oo, okuldan geldi. Ya şuraya bir bay bay de. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi misin? Şuraya dünyanın. Nasıl geçti okul? İyi. Güzel mi? Kaça gidiyorsun? 4. Erken bitmiş okul ama ya. Saat 12. Öğle arası. Öğle arası. Ha, gidecek tekrar. Geri gidecek. Tamam, süper. Yemek yiyeceksen git. Hadi yemeğini ye. Öğle arasını geçirme. Girdin galiba televizyona. Ha? Hadi git ya. Girdin. Girdin artık, çıkabilirsin televizyondan. Abi de bisikletle. Senden kralı yok. E hadi ziyade olsun. Yolcu yolunda gerek. Allah razı olsun. Halit amcacığım. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Dünyanın Ali. Çayım içeceksiniz. Görüşürüz teyzeciğim. Çok sağ olasın. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Sağ olun. Unumuzu aldık. Köyden ayrılma vakti. Yolumuz kısa olsa da çok keyifli. Henüz tam anlamıyla kış gelmedi. O yüzden manzara zaman zaman sisli de olsa içinde hala en sıcak renkleri barındırıyor. Vallahi annemiz hazırlamış. Kıvancı abi. Haydi bakalım. Hadi bismillah. Hanım anamız da kaynatmış. Hanım ağa kolay gelsin. Ya sorma işte. Biliyorsun iki çuval götürdük. Bekle. Tamam tamam, hemen getiriyoruz. Acemata döndü. Acemata döndü diyor. Hanım anamız. Ha, çok mu beklettik? Hanım anamız aceleci işleri seviyor. Beklemiş. Abi onu içeri götürürüz. Hangisine? Onu. Bir tanesi yetecek mi? Abi, onu içeri, bunu buraya koyalım. Onu içeriye koyacağız. Kaynamayacak abi. Tamam. Kaynamayacak. Evet, ne haber? Ne yaptın? Nasıl geçti okul? Güzel geçti. Oo. Kaça gidiyordun sen? Beşe. Beşe gidiyor. Benim oğlum da beşe gidiyor. Vay vay vay. Mehmet, ne yaptın sen? Suyu kaynattın. Alayım mı şöyle? Sen tamam. Bak. Sen çok yoruldun ayakta. Siz bayağı yemek yapıyorsunuz ya. Tam çorba yani. Abi ben az az döksem sen karıştır. Olur olur, ben karıştırırım zaten. Hepsini boşaltacağız mı? Yok, hepsini değil. Bir kıvamı alana kadar kıvamını alacaksın. Şu topak topak olanları ezeceksin abi. Ezeceğiz onları, dur. Kaşığın sapıyla. Bir su alsın şöyle. Siz bayağı fabrikasyon işe girmişsiniz ya. İki sefer oluyor bir daha bu. Günde iki sefer. Aynen, bu yetmiyor bu kazan. Şu topakları ezeceğiz abi. Topakları nasıl eziyorsun? Aynen. Ha, şöyle aynen mi? Abi, öyle öyle ezeceksin. Melem gibi olması gerekiyor Kıvanç abi. E olacak. Bunun olacak. İçine tuz atacağız şimdi. Evet. Başka? Bir de orada tuz da var, onu da getiriyor. Tuz var, başka ne getireceksin? Ekmek getireceğiz. Ekmek. Abi. Ekmek nerede? Ben getireyim ama. Sen getir. Ben getireyim. Kal sen, kal. Okuldan geldin zaten. Tabii evet. Çalıştın. Var mı dersin? Tamam, geçeyim ben. Adada. Ha? Veriyor da, evde kaldı. Nasıl evde kaldı? Ödev hoca vermiş ya. Yani. Buraya getirmedin mi ödevini? Bak sen de benim oğlan gibisin ha. Ödev nerede, okulda unuttum falan. Hep aynı hikaye. Bir yediklerim, çekiyordum aklına sallar. Kimse görmesin. Allah Allah. Vallahi. Yapma öyle şeyleri, ödevleri aksatma ha. Beşe gidiyordun. E o zaman 2013'lüsün. Evet. Ha? Aa, aynı yaştasınız Can'la. Vay be, ne zaman doğdun? 5 Ekim. Ne? 5 Ekim. 5 Ekim. 5 Ekim'de doğdun. Oğlum Can da 5 Ekim'de doğdu. Şaka mı yapıyorsun ya? Ha? Ekim mi söyledi, ne oldu? Hayır. 5 Ekim'sin. Evet, 5 Ekim. Vay vay vay, Can duydun mu?
Bak bir 5 Ekim daha geldi. Tuzlu mu seviyorlar? Çok biraz az atıyor. Olması gerekiyor. Tatlı değil. Daha topaklandı ama. Onlar olsun. Erir ya. Onlar erir abi. Erir onlar. Ekmeğini kapatalım. Aha. Ondan sonra bunu soğumuşsun kendi kendine. Tamam. 19 tane ekmek mi atıyorsun? Göz kararı yapıyorum ama. Yesinler abi ya. Daha yesinler edin. Tabii Bolat bu. Yal sadece Tınaztepe ailesi için değil, birçok kangal sahibi için de vazgeçilmez. Hem besleyici hem ekonomik. Şimdi böyle bırakacağız da ne kadar bırakacağız burayı? Bu 4-5 saat bu dinlenecek. O zaman burayı bırakıyoruz böyle. Ben dronu alayım, koyuna da bakayım. Ben de kullanıcının buyruk yağı yapımına giderim işte. Kuyruk yağı mı yapacaksın? Kuyruk yağı yapalım. O bildiğimiz kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Gerçek yağ ama değil gerçek mi? Gerçek yağ, gerçek. E hadi o zaman gidelim. Yapalım. Sen bekleyeceksin burada. Buradayız abi, ilk hale bir de. Ben gidiyorum. Dronu alayım. Koyunlara bakalım. Ben bakayım dronu alayım. Sen bir kontrol et. Aynen. Tamam, yapalım. Şu kaşığı şöyle bıraksam olur mu? Sen benden. Biz nerede yapacağız seninle? Orada yapacağım. Ha, Mehmet abinin orada mı? Tezgah hazır. Oraya bekledim. Tamam. Şimdi kuyruk yağımız? Kıyılacak. Bu kıyılacak değil mi? Doğru amcık. Sağ ol, teşekkürler. Gel anne, gel babaannemin yanına. E hadi o zaman koyalım şöyle. Ben parçalayayım. Sen parçala. Mehmet abi yardıma ihtiyacın var mı? Yok. Tamam, ateş yandı. Bunu küçük küçük mü doğrayacağız? Şey, fark etmiyor Kıvancığım. Eriyor ya sonuçta. Tenceremizin içine atıyoruz. Ateşe koyacağız. Eriyecek. Eriyecek. Allah Allah. Bundan sonra tereyağı gibi bir şey mi çıkacak? Aynen. Bayağı donmuş. Donmuş. Evet, donmuş. Yağ çıkacak ha? Yağ evet. Çıkacak. Yağ hazır olur. Siz nerede kullanıyorsunuz o yağı? Biz ekser kahvaltılarda kullanıyoruz. Bayağı ekmeğe falan sürüyorsunuz. Sürüyoruz. Ya kuyruk yağı falan yiyoruz arada. Ama böyle ne bileyim ocak başında falan hani çöp şişin arasına koyarlar ya. Ona da konu yok. Bunları şöyle küçük küçük doğrasam olur mu? Bak böyle. İşte. Tamam, kuşbaşı yapıyoruz. Hanım ağa hem sofrasında hem de yemeklerinde kuyruk yağı kullanıyor. Biz de kahvaltıda yemek için taze taze yapacağız. Daha önce hiç yemedim, o yüzden tadını çok merak ediyorum. Bu ne kadar kaynayacak? Bunu şey, rengi sarardı mı hemen alıyoruz bunu. Rengine göre şey diyoruz. Bu da bayağı tavuk eti gibi ha. Aynen. Sizin koyunlar kuyruklu o zaman. Eski kuyruklulardan bizim. Ha sizinki eski kuyruklulardan. Eski kuyruklulardan. Bir de kuyruksuzlar var ha. Kuyruksuzların işte burnu şeysi olmuyor, yağı olmuyor. Yağı çıkmıyor. Bu hayvan mesela etinde fazla yoktur bunun yağ. Hı hı. Bu kuyruğa verir yağı. Ha. Eti de lezzetlidir. Bu nedir? Kıkırdak o kuyruk mı? Bak kıkırdığı o. Tamam, bunu doğramıyoruz. Doğru. Tamam. Burası bitti. Onu da at. Şöyle. Ateşe. Mehmet abi getiriyorum. Oo, kuyruk yağına bakar mısınız ya? Hepsini küçük küçük parçaladık. Hanım ağa, son kararın mı? Son kararım. Bak istiyorsan çöp işe takalım bunları böyle güzel kızartıp yiyelim. Izgara yapalım. Vallahi sürüyor. Yok hadi. Yağını çıkaralım biz hadi. Ama bundan yapacağız. Yapalım söz. Tamam. Izgarasını da yapacağız. Böyle koyuyorum. Hiçbir şey ilave etmiyorsun. Yok yok. Su falan hiçbir şey istemez. Yok. Ara ara karıştırma tamam. Yapacağız onu. Şöyle ateşi biraz. Kıvancı abi. İşin efendim? Bittiyse gel abi çobanlık yapalım biraz. Böyle kebap çobanlık olur mu ya? Bunu bırakıyorum. Tamam bu. Tamam. Çocuğu boş bir durma ya lan ya. Ya ne yapayım? Şu gidelim koyunları bulalım da. Bakalım her şey yolunda mı? Hadi biz görüşürüz. Biz de bunu halledelim. Şu elleri yıkamadan geliyorum, geliyorum. Şimdi bakalım sabahtan gönderdiğimiz ekibi bulabilecek miyiz? Vallahi. İlkay drone'la onları bulacak. Her şey yolundaysa sıkıntımız yok. Geldim. Uçurdun mu? Yok. Bir bakalım abi bulalım. Hadi bakalım bir kaldım şöyle. Nerede lan? Hızlı kalktım ha. Hızlı ayarladım hemen gidip gelsin diye. Burası ne şimdi? Bu tepenin arkası mı? Zirvelere gideceğiz abi bu tepenin tamam. Zirvelerine gideceğiz. Kıvanç abi aslında onunla bakıyoruz. Onu bulamasak bile bugün biraz çobanlık yap aslında. Yukarıya koyunlara falan bakmaya böyle. Sen doğayı seyret böyle oradan. Dağlara çıkmadık abi biz hiç.
Öyle yapsak olur mu ki? Olur, çıkabiliriz. Hem bir yürüyüş olur. İyi olur valla. Bayağı bir 3 gideriz abi ya, 3 kilometre falan. 3 kilometre yürürüz diyorsun. 25, 30 dakika. Güzel, bak buraya sen gözlerle keskin. Güzel abi, tam buradalar abi. Tamam. 3-4 kilometre falan gibi. Orada gördün, takılıyorlar. Köpeği gördün ya. Gördüm ya. Nasıl yatıyor, yanlarını bekliyorlar. 100 tane koyunu, 3 tane köpeğe emanet ediyorsun, sabahtan gönderiyorsun. İşte görüyorsunuz burada. Uyuyorlar. Çok iyi. Gidelim abi. Olur olur, hadi çıkalım ya. Hiç koyun gütmedik tamam. Biliyorsun abi. Bir gidelim, yerinde görelim. Bir gidelim. Güdeceğimiz yok da işte. Hani bakalım. Bir otururuz, ne haber, iyi misiniz falan. Hadi tamam. Biz dönüyoruz deriz. Ben sana Tınaztepe Dağları'nı gezdim. Tamam. Sen geleceksin mi? Abi. Hadi gel bakalım ya sen de. Nihayet biraz koyun göreceğiz. Bunu da yapmasak ilk ayların çoban olduğunu unutacaktım. Şaka bir yana, gün içinde kontrol amaçlı drone'la bakıyorlar. Çünkü sürü yayılırken gruplara ayrılabiliyor. Köpekler de onları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Az böyle ayaklarımız da açılır abi. Temiz oksijen. Tabii tabii. Doğada yürüyüşü seviyoruz ya. Mehmet'in çobanlık yapmasını ister misin ya? Mehmet şimdiden başlıyor. Hafta sonunda da yapıyor da isterim abi. Aa, sen abi, çoban tabii. Olmak ister misin? Net cevap geldi. Hayır dedi. Burada her yer kuş burnu. Bu yıl bereket var abi. Kış çok olacak demektir. Yukarı doğru çıktıkça rüzgar artıyor ama. Evet, zirveye doğru çıkıyoruz. Oksijen evet. Dağıtar, rüzgar dağıtar abi. Bu akşam güzel bir uyku çekeriz. Bu coğrafyada çobanlık yapmak gerçekten çok zor. İlkay ve Recep yıllarca sürünün başında durmuşlar. Ama neyse ki artık dostum ve çocukları var. Bizim için de güzel spor oldu. Tabii yakınlaşıyoruz zaten abi. Yaklaştık Kıvanç abi. Zaten koyunların çan setli geliyor. Evet, geldi buradalar. Evet, koyunlara giden yolumuzda sona doğru geliyoruz. Şöyle sağa doğru yürüyeceğiz. Zaten çan seslerini duyuyorsunuz. Onlarda da bir hareket başladı dedim, geldiler. Aa, hoş geldin. Oradalar mı? Burada abi koyunlar. Uzun ve zorlu bir saatlik yürüyüş sonrası koyunlara ulaştık. Gerçekten bu dağlarda çobanlık yapmanın ne kadar zor olduğunu gözlerimle görmüş oldum. Mehmet bir ses versin. Eski çobanlıklar. De, kü, hı falan. Hiçbiri yok. İşte çobansız sürü de böyle bir şey oluyor. Evet, görüyorsunuz. Asayiş Ver Kemal. Sen yoruldun Kıvanç abi ya. Ben mi? Çay, kahve falan ister misin? Hiçbir şey almadık ki yanımıza. Gelir abi ya. Recep mi getirecek? Yok abi, biz biliyorsun bu köpekler bizim her tüm görevlerimizi yapıyorlar. Dostuma söyler annem, dostumuza bağlar. Aa, dostumu getiriyor. Tabii tabii abi. Tüm görevleri, sürüdeki tüm görevler bunlara ait. Oo, kuryemiz hazır. Sana bir 7-24 o zaman. Çay veya kahve olur tamam. Koyunun başında. Tamam. Suyu eksik etmeyelim. Geldik de ilk ay bir şey içilmedi koyunda değil mi abi? Ya ben aklıma hiç gelmedi ki biz göreceğiz, ineceğiz zannettim. Anacığım kaç dakikaya burada olur? Herhalde atlarda bir sıkıntı var. Gelir. Bir 15-20 dakikaya gelir. Köpek geliyor bak abi. Birazdan gelmiş olur. Evet abi, birazdan gelir. De o bir arayacak artık, kokuyu duyacak. Ses algılayacak. Direkt burayı bulur diyorsun. Tabii bulur abi. 3 dakikaya falan veya yanımızda 3 dakika. Hadi bakalım. Geldi. Bildim, yok. Dostum, nereden geldin? Bakar mısınız? Vallahi adrese teslim yaptı ya. Bebeklikten beri İlkay ve Recep'in yanından hiç ayrılmayan dostum şimdi sürüye gönderilmiyor. Dağa çıkmaya can atan bu yaşlı çoban bir ihtiyaç olursa kuryelik yapıyor. Bizim de bu özel köpeğin yeteneklerini görme fırsatımız oldu. Gördün mü? Bak i̇şte, aldın, bıraktın. Bıraktı ve dostum gidiyor. Bak. Direkt koyunların yanına geçti zaten. Çayımızı içelim. Tamam, gözlerimizle şahit olduk yani senin bu evet. Çobansız. Çobansız olayına gözlerimizle şahit olduk. Her şey onlara emanet. Tabii. O zaman bir çay açıyoruz dolduralım. Abi.
Şöyle kıdama oturalım abi. Olur. Şöyle manzaraya karşı. Ha. Al ekibe ver bakalım sen. Hoppa. Şöyle manzaraya bakalım değil mi? Tınaztepe kardeşlerin şehirden neden kaçtığını anlıyorum. Bu dağın havasından mıdır, suyundan mıdır bilmem. Ben hala enerji doluyum. Akşama çok güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Kıvancı abi eline de yakışıyor güzel. Bu mangal işini çok severim. Evet. Ama muhtarım ateş için uğraştı ha. Sürügeyim tamam. Kendi kendine çobanlar mangal yapıyor. Vay be, sabah çıktılar, akşam geldiler resmen. Saatlerde geliyorlar gece olunca abi. Ben sana şunu vereyim. Ver abi. Bir bakayım içeride ne yapıyorlar. Evet, ne yapıyoruz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kıvancım. Ya mangalı yaktılar. Orada etler pişiyor da biz bir an önce şu pasta var ya, he, pasta işini halledelim. Vallahi önden benim işi halledelim. Hangi işi halledeceğiz? İşi... Ha, dur hadi şunu halledelim o zaman. Halledelim onu. Al gel şununla. Tamam, sür nerede? Bakalım ona bak. Gel bakalım. Bunu göstereceğiz. Hızlandıralım işi. Bu yer nasıl olmuş? Yağ kalmamışsın. Güzel kokuyor. Muhtarım da kuyruk yağı getirmiş ama. Aynen. Ondan bir tane yiyebilir misin? Bir tane yiyeyim hadi. Nasıl? Aa, işte. Eski, eskiler bunu bulgura karıştırırlardı. Bulgur da bu karışık kuru. Saldığıyla bu bulgur pilavında hazır olurdu. Ağızda eriyor. Eriyor tabii. Ona mı dökeyim? Bunu şimdi bunu kaplara dökeceğim. Ben bunu yiyeceğim çünkü. Ye. Koy bunu kuyruk elinde. Yağı bu yağı. Kuyruk yağı. Bildiğin kuyruk yağı ya. Ya. Hakan. Bir bak. Akide şekeri ya. Resmen akide şekeri. Ağzını nereye? Sana büyük. Torpil mi? Yer misin? Gerçekten. Gerçekten. Çıtır ya. Çıtır çıtır. Ben böyle olacağını tahmin etmedim ama. Deneyecek misin? Sen seviyor musun? Beni. Ekibi mi gönderdin tamam. Sen böyle doluştuk buraya? Ha? Bence evet. Çok kalabalık olduk burada. Çünkü dışarıyı çekecekler muhtarım. Oraya geçin. Muhtarın mangalı. Mangalı yapıyor muhtar. Mangal seslerini al. Bu falan var mı? Rabia'nın haberi yok değil mi? Yok. Hadi bakalım geçelim artık. Geliyor doğum zaten. Günümüz var. Hani onu versene. Evet Emre'cim. Mutlu yaşlar. İyi ki doğdun Emre. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yaşlar sana. Dileğini tutacaksın. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yaşlar. Amin. Sağlık, mutluluk. Amin. Hep beraber. Bunu keseceğiz mi? Daha da bir doğum gününü kutlat. Bu kadar mıydı ya? Çocuk mu kaldı? Senin de. Senin bugün doğum günün. Evet abi. Değil mi? Şu an senin? 5 Ekim. 5 Ekim. Şuradan Can'a bir selam söyle. Selam. Ha? Cancığım senin de doğum günün kutlu olsun de. Senin de geçmiş doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. Geçmiş doğum günün kutlu olsun oğlum. Ha? Aynı yaktasınız. Aynı gün doğmuşsunuz. Senin de geçmiş doğum günün kutlu olsun. Hadi bakalım. İlk ben alabilirim. Evet. Hem Emre'nin hem Mehmet'in hem de oğlum Can'ın doğum gününü ortak bir pastayla kutluyoruz. Birbirimizden uzak olsak da kalplerimiz bir. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Puslu bir Afyonkarahisar sabahı. İnsan bu havalarda kalkmakta gerçekten çok zorlanıyor. Recep, Kıvancı abi kalkmış mı? Ses yok daha kadınım adına. Ben bakayım dur. Kıvancı abi. Abi günaydın. İlkay günaydın. Nasıl, rahat uyuyabildin mi abi? Ha? Rahat uyuyabildin uyudum, mi? Uyudum ne yaptınız? Oo, iyi abi. Kahvaltı. Yumurtaları aldın ha? Aldım abi. İyi ne olmuş Hacet bu hava abi. Böyle ya? Duman çöktü, sis çöktü abi. Dağlarda olur böyle. Geçer mi? Geçer. 1-2 saate kalkar abi. Koyunlar da çıkmamış.
Bekliyoruz abi, seni yalladı az önce. Kahvaltıyı yapalım. Sisin açılmasını mı bekleyeceğiz? Erken de abi ya. Biz geçelim, hanım annemi bekliyor abi. E hadi hadi kahvaltımızı edelim de. Sonra pazara mı gideceğiz? Pazara alışverişe gideceğiz. Ha, şu eksikleri bir halledelim. Güzel bir dağ kahvaltısından sonra güzel bir gün bizi bekliyor. Dağ kahvaltısı. Evet abi. Tam ev patatesi. Evet. Ha. Alayım şunları yanmasın. Ama bu direkt sofraya. Eline sağlık abi. Bunu gibi kızarttık. Kaymağa ne lazım? Kaymağa bal lazım. Kaymağa bakar mısın ya? Of. Ekmekler nar gibi kızardı. Ekmek var mı? Kahvaltımız hazır gibi. Hazır abi. Sucuğu oradan getireceğiz. Bu bizim dünkü kuyruk yağları. Dünküler onlar. Gel bakalım. Of. Sizin yaptığınız değil mi sucuk? Tamam. Evet evet, kendimiz yapıyoruz. Nasıl, acısı falan? Acılı da var, acısız da var abi. Hadi onu da ortaya mı koyacağız, ne yapacağız? Başlayalım mı artık ama? Başla, başla. E, hadi başla. Bismillahirrahmanirrahim. Geç kalacağız. Hadi afiyet olsun. Elinize sağlık. Sucuk çok güzel olmuş ama. Kuyruk yağıyla sucuğun yağı birleşince. Dışarıdan bir şey yok şu anda burada. Bunları peki nerede yetiştiriyorsun? Bunlar bizim bahçede. Hayvanlar girdi bizim bahçeye. Hayvanlardan kalanlar. Hangi hayvanlar? Komşunun hayvanları. Komşunun hayvanı girince bütün bahçe gitti. Kansılar. Ha, bütün yetiştirdiğiniz ürünleri yediler mi? Kalanlar bak. Bunlar iki üç kalanlar. Batan yeminin malları yani. Evet, bunlar. Nasıl bu sene, oldu ya? Hepsini mi yediler? Nasip hayvanlarımmış abi. Olsun. Hayda. Yapacak bir şey yok. Üzüldüm tabii değil mi? Ağladım. Ağladın mı? Vallahi da ağladım. O zaman senin bahçeyi yaparız. Yapalım. Değil mi? Kışlık ürün ekeriz. Valla sana da dua ederim. Kay, bu ödüller kimin? Bunlar kanal güzellik yarışmasında abi, köpeklerin. Ha, yarışmaya mı girdiler? Tabii, bir Denizli'de, Afyon'da falan güzel böyle büyük bir alanda. Aha. Orada köpekler derecelendiriliyor. Böyle birinci, ikinci, üçüncü gibi. Kim aldı mesela? Dostumla prensesim bunlar abi. Dostum aldı ha? Evet. Bazen burayı bana atı verip gidiyorlar diye biz Denizli'ye güzellik yarışmasına götürüyoruz. Ben de merak ediyorum ya. Hemen telefon ilgah. Bizim köpek ne oldu? Ne verdiler? Ne verdiler? Kupayı aldı dedi. Bayram çocuğu gibi seviniyor insan. E sevinmez mi? Aynen. Evlatların ödüllendiriliyor. Evet. O zaman ben de kaymağa geçeyim artık değil mi? Geç, geç. Hadi bitirelim zaten kahvaltıyı da. Hadi pazara gidelim bak. Kurulmuştur pazar, pazar ha. Kuruldu. Bizim geç kalmıyor. Erken kuruluyor diyorsun. Erken kuruluyor. E tamam. Saat bir dedim, bugün pazar yoktur. Biter mi? O zaman hadi hızlanalım. Çobanlık çok özveri istediği için düğününde oynatmaz, ölüsünde ağlatmaz diye bir laf var. Ama bizim kafamız rahat. Sürümüz bugün de prenses, yargı ve alkıza emanet. Koyunlar dağa, biz pazara gideceğiz. Pazar bayağı büyükmüş. Büyük. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmedim ya. Büyük abi. Bütün köyler, bütün köyler burada toplanıyor. Oo muhtarım. Ne haber, nasılsın? İyi, Allah'a şükür, sizler sağ olun. Merhaba abi, ne haber? Hoş geldiniz. İyi valla, ne yapalım, alışveriş için geldik. Tamam. Biraz dolanalım bakalım. Dolanalım. Evet. Sen şimdi ne lazım, söyle. Abi, katmer yoğurt hadi. Pazarı gezelim, önce bir sonra pazara bakıyoruz. Bir pazara bakalım, fiyatları bir görelim. Evet. Değil mi? Hoş geldin. Merhaba abi, kolay gelsin. Fiyatlara bir bakalım. Bakalım. En uygun neredeyse. Ondan alacağız. Ondan alacağız. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Önce yoğurtu alalım, bitmesin. Ha, tamam ama akşam için de şu güzel üzümlerden alalım mı? Alalım. Ha? Alalım. Tam mevsimi çünkü. Evet abi. Tamam. Çoğu şeyi kendileri üretseler de evde bazı eksiklerimiz var. Bu dönem koyunların sütünü kuzular içtiği için evde yoğurt yok. E bahçeyi de inekler yemiş. Tezgahta bu kadar güzel meyve varken de göz hakkı diye bir şey var. Muz yerli mi abi? Yerli muz değil mi? Ağrı yaparım. Tamam. Belki bir muz da alırız. Muz da alalım abi. Meyve alalım ya. Alalım. Gelmişken değil mi? Meyveler alalım. Çok iyi. Mandalina hepsini alacağız abi. Şuradan yoğurt alacağız. Nerede yoğurtçu? Orada bir ninem var. Bakalım. Ev yapımı. Ablacığım kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne kadar kilosu? 65. Biz kaç kilo alacağız? 1 kilo yeter. 1 kilo, kilo yeter mi? 1 kilo da biz alalım. Bize 1 kilo. Biz ikiye alalım.
İki mi alayım? İki alalım ama bir alsak olur mu? Olur. Tamam. İki tane bir yapalım. Tamam. Bu süzme yoğurt değil mi? Süzme yoğurt. Çok güzel gözüküyor. Cüzdan aldım. Ben de var. Sende var mı? Buyur efendim. İki tane bir kilo. Ne yaptı bizim amca? 130. Aşkı da bekleyelim. Ayran da yapar Berkan. Ayran da. Ayran yaparsan süper olur. Hadi hayırlı işler abi. Görüşürüz ablacığım. Sağ olasın. Kolay gelsin. Yoğurdumuzu aldık. Bak şuradaki elmalara bakabiliriz. Hayırlı işler. Sağ olasın. Elmalar Isparta mı? Isparta'nın çok güzel. Seçebiliyor muyuz? Tabii seçersin. Bir poşet alayım. Tabii. Bak üzüm de güzel ha. Üzüm alalım abi. Şöyle sertlerini seçiyoruz değil mi? En sevdiğim elma. Afiyet kırmızı olsun. Kırmızı elma. Bir de üzüm alayım ben şuradan. Güzel seç bak. Güzel değil mi? Harika, tamam. Harika üzümler. Şuna bir bakalım. İki mi olsun? Bir bakalım ne geldi? İki. Yeterli mi? Yeterli o. Şöyle 80 verdim. Sağ olasın. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Görüşürüz abi. Gidiyorum. Hadi sağ ol. Bir eksiğimiz yoksa çıkabiliriz. Yok çıkıyoruz abi. Tamam. Çıkıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bu yav kimin? O yavlanın annesinin evet. Abi. Ona günde 3 kez falan veriyoruz. Gel can kız. Gel. Dur. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel. Oh. Aferin sana. Hadi bakalım güzelce beslen. Yavruların süte ihtiyacı var. Yavrular içeride mi? Burada abi bak bakalım bir. Artık yürümeye başlamışlar hanım evet, anne. Bunlar tabii, eve tabii, gelir bugün ya. Gözleri açıldı oh. Bunlar. En dondan da şu bak. Ne oldu? Ne oldu? O tam dondili ya. O anne dedenesine gitmiş, geriye gitmiş tam. Hadi bakalım bırakalım. İyi maşallahları var ya. Hadi. Bahçeye gidelim. Bahçe ne tarafta? Şu aşağı tarafta abi, suyun kenarında. Hanım anne İlkay ve Recep'in en büyük yardımcısı. Onların yetişemediği her işte parmağı var. Adeta gizli bir kahraman gibi. Yani bu çiftliğin hanım ağası. Bu da bizim dağ bahçemiz. Evet hanım ağa. Benim olmayan bahçe. Burayı mı yediler? Burayı iki defa yediler. Hanım anne, bu kapıyı niye açık şimdi? Bıraktın sen? Orayı bağladım, o üstten atlamışlar. Ha, onlar atlamışlar. Üstten mi gelmiş? Üstten gelmişler. Kalan namız bunlar. Bu kadar ha? Bu kadar. Oraya... Bir şey de kalmamış ha? Kalmadı. Şunlar pırasa mı? Onlar pırasa. Domatesler 3-5 yine kendini kurmuşlar. Sonradan çıkanlar. Domatesler güzeldi de. Burada 30 yıllık domates, 40 yıllık domates vardı. Ya sendekilerin hepsi zaten ata tohumu değil mi? Ata tohumu. Hanım anne hangi bölgeye geçeceğiz? Buralık olacak. Ha, şöyle. Burayı komple kazıyoruz. Kıvancı abi yan yana geçeceğiz abi. Tamam. Şöyle döneceğiz. Dön abi bana dönün. Sana mı dönün? Fazla değil abi şu şekilde. Bu ot ürünü olduğundan fazla derin kazmaya gerek kalmıyor Kıvancı abi. Aha, direkt atıyorsun. Hemen yüzeyden edip karıştırıveriyor annem. Aha. Onlar... Yeterli. Kış boyu bize yetiyor. Direkt üstten atacaksın. Biz sana yetişelim. Sen hanım annemle tohum işine bak olmaz abi. Şu al sepetle. İlkay sen o leğeni aldı ya biraz toprak alalım. Aha. Hangisini ekeceğiz ilk başta? Şimdi şey karışık yapacağız. Hepsini karışık yapacağız. Tamam. Hepsini mi karıştıracaksın? Yeşilliklerin hepsini karıştıracaksın. Onu değil. Bu değil. Onu bu şun. Hangisi? O karışık. Bunu atıyoruz. Onu dur. Ne var bunda? Onda hepsi var. Aa tamam. Karıştırmışsın bayağı. Karıştırdım ben. Atıyorum. At. Oraya atın? Değil. Nereye? Ne atacağız? Bunun içine mi? Bunun içine. Ben onu oraya atıp avuçla. Kapatacağız zannettim. Hayır, hayır. Ha. Sen burada karıştıracaksın toprakla. Toprakla karıştıracağız. Tamam. Tamam, yeter o. Yeter. Bunun bak, içinde ne vardı? O, tere, marul. Bütün yeşillikler bunda bütün yani. Bütün yeşillikler tamam. Var. Roka. O ne? Valla, kelek, kavun, domates, hepsi baba. Bunları ekmiyoruz ama. Bunları yaza. Tamam. Sade yeşillik yapacağız bugün. Tamam. Bunlar tamam. Karıştır toprağı. Tamam.
Tamam, karıştırdım. Tamam, ona yeter. Yeter mi? Yeter. Onu şimdi ekine geç. Ben dırmık geçeceğim. Tamam. Yeter, yeter. Aa. Oo. Bu kadar yeter mi? Yeter, yeter. Ha. Yeter. Çok bile. Çok bile. Ama sen... Hepsi çıkacak, düşünsene. E, tamam, bir ayda bunu alacaksın, sonra bir daha mı ekeceksin? Ondan sonra bahçeye. Bu sık sık çıkar, ara ara alıyorsun. Bu ta yaza kadar bitmez bu. Sürekli verecek. Sürekli. Topladıkça verecek ya. Çatallaşıyor. Tamam. O zaman bu kadar yetiyor diyorsan, bu kadar yeter, böyle yeter. Bırakacağız burayı. Yeter. Hanım Ağa'nın buzdolabım dediği bahçesi için kolları sıvadık. Gözü gibi sakladığı atalık tohumlar toprakla yeniden buluştu. O tohumları alalım, ıslatmayalım. Tohumlar aman ha. Hazine çantası taşıyor şimdi Recep. Kışlık bahçemizi hazırladığımıza göre çobansız sürünün çobanları olarak yine keyfimize bakabiliriz. Muhteşem bir coğrafya, bahçede şırıl şırıl akan bir pınar ve serinleyen kazlar. Bir sürü koyun ve onlara çobanlık yapan güzelim kangallar. Doğru yerdesin Kıvanç. Burası sadece senin değil, herkesin hayalini süsleyecek bir yer. Geldim. Her şeyimiz burada mı? Gel abi. Malzemeler hepsi burada değil mi? Yoğurma işlemi onun içinde. Bunun içinde. Tamam. Yorgunluğun ardından iyi gelir. Ya çok da yorulmadık aslında. Ne yaptık? Evet. Pazara gittik. Bostanı hallettik. Evet. Tamam, bu bizim için keyif sayılır artık. Aynen. Allah'a. Sirkeden mi dökeceğiz? Hı. Döküyorum. Hepsini dökme. Sen söyle. Dök. Tamam. Neredeyse hepsi gitti. Sesimi Kıvanç abi de duyuyor. Aslında öyle. Vallahi hiç uğraşma. Evet. Kıvanç abi elinle gidiyor, evet. Abi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Yani uzun zamandır bu anı, evet, bekliyorduk. Evet. Ayşe'den beri. Çok severler hamur yoğurmamı. Pırasalı katmer mi yapacağız? Pırasalık katla. Başka bir şey koymuyorsun ha? Olayı haşhaş bitirecek. Evet. Evet. Oluyor gibi değil mi? Oldu. Sen elden yıka. Ben bunu toparlayayım. Ufak bezeler haline getireyim. Tamam. Siz açarsınız. Tamam. Ateş zaten azaldı. Atarız yine onu. Kolay gelsin. Oo! Nereden çıktın sen ya? Dün sürprizi yapan bendim ama bu sefer İlkay benim için çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Eskişehir Çukurca'da beraber çobanlık yaptığımız Orhun hiç beklemediğim bir anda karşıma çıktı. Orhun, dört nala gidiyorsun eşekle. Ya kuzu doğurttum ben ya. Ben de öyle çekeceğim işte. Tamam, sakin. Yavaş. Nefes al, nefes al. Onları sıyırmayalım. Onları biz şimdi biz yeriz. Tamam. Kalsın öyle. Sarma getirdim size de, senin eller batık. Ne yapıyor Basri abiler? Hepsinin bol bol selamları var abi. Aleyküm selam. Hayvandalar, koyundalar, yine bizim işler aynı. Kışlık hazırlıklar devam ya ediyor. İşler, işler hep aynı yani. Oğlum kardeşim. Evet, kimi getirdim size hiç? Sürpriz yaptı. Süper vallahi, ayağına sağlık ya. Sürpriz yaptı. Sen otur. Ya, şöyle nereye istiyorsun, vallahi otur. Valla benim için fark etmez. Otur. Ben şöyle şimdi hamuru açması ben kaldı zaten. Bir şey kalmadı ya. Otur oğlum. Sevilme şimdi Mehmet. Ah. Ben hamuru da açarım ya. Benim için sıkıntı yok. Tamam Kıvanç abi, ekibi gördün mü? Ekip tamamlandı. Katmer yapacağız. Baksana orada pırasa. Çok acıktın herhalde Recep. Vallahi, sürekli vallahi çalıştırıyor beni. Abi bekliyor. Hadi bakalım ya. Kıvanç abi, yine başladık. Şöyle güzel bir hamur yiyelim ya. Biraz unutmuşuz hamuru. bizim orada ne derler? Tarlasına benzedi derler. Buğday hangi tarladan üretiliyorsa beceremedim demezler de, hanımlar yapamadığına tarlasına benzedi derler. Bizim orada tarlalar böyle eğri büğrüdür. Senin de sanırım tarlasına benzedi abi. Hanım ağa tarlasına benzedi. Şu tarlayı bir sür hadi. Sür sen. Neden? Sür bakalım. Sekliyim. Ben elendim zaten. O da uzattı bak. Olmaz, o da gitti. Uzatmayacağım bu işi değil mi? Fazla su, sen en son çok su kattın ya. Bu işleri genelde evde ben yapıyorum. Aa, çeviriyorsun. Bak biz çevirmedik. Biraz daha unatalım. Sanırım oldu işte, yuvarlak oldu ya. Olmadı mı? Bence oldu. Olmadı. Tabii canım. Dur ya, geç bu ana ya. Ustanın eli değilsin. Biz hamur açmayı pek beceremedik. Oklava gerçek sahibine, hanım anneye geçti. Bu konuda ustalaşmak için daha çok fırın ekmek yemem gerekiyor. Yoksa katmer mi desem?
Bu arada bak can sesleri, koyunlar da geliyor. Ne yapalım, atalım mı? Koyunlar geldi. Hayır, geldiler artık. Bak o sürü oradan geldi. Bu sürü de buradan İlk geldi. İlk inen ekip buradan geldi. Evet. Tamam, o artık son kalan ekipti. Bu geriden gelen. Evet. Tamam. Hadi gel. Ne yapalım? Koyunlar içeri giriyor zaten. İçeri girsin abi. Biz de köpekleri... Biz de köpeklerin yemeğini verelim. Yemeğini verelim. Geç kalmayalım onlara da abi. Tüm gün çalışan köpeklerin mesaisi koyunlar ağla girince tamamlandı. Şimdi artık yemek ve dinlenme vakti. Prenses orada. Prenses abi çok güzel bir köpek. Prensesi bize İlkay abim gönderdi. Kıvancı mükemmel abi. Bir köpek. Sende prenses mi kaldı? Bende kaldı. Ne abi kadar kaldı? Bir sene kaldı herhalde İlkay abi kaldı. Prenses değil mi? Bir yıl kalmış doğru kardeşim. Zaten köpeklerin hepsi çok başka. Evet, burada köpekler yani çok başka. Yani hissiyatları falan acayipler ya. Seninle yaptığımız yalı hatırlıyorsun. Onu anlatıyorum. Arpa, ılık su, yoğurt koyduk, tavuk eti koyduk. Evet, değil mi? Evet. Bizdeki biraz farklıydı. Bu kalabalık olduğu için böyle kazandı. Biz düğün yemeği gibi yapıyoruz. Evet ya. Kalabalık olunca böyle oluyor. Eskiden bizde de böyle yapıyorlardı. Bunu koyunu kapatıp şu dışarıya bırakıyoruz. Sabaha kadar yerler. Tamam abi bu da. Tamam mı? Hı. Ne yapsak, kapıyı bir açsa mıydık açalım ya? Açalım kapıyı da koyunlar gitsin, rahat etsin. Oğlum sana zahmet ya. Tamam, ben açayım Orhun kapıyı. Kardeşim, hadi gelmişken biraz çalıştıralım. Gel. Biraz Orhun gelmişken. Aynen abi. Ha? Hem hasret giderdik hem de biraz çalışsın. Oğlum zaten çalışıyor abi, devam. Çalışmaz mı görüyorum ya. Lapa lapa yeter abi. Bunları verelim abi şu gelenleri, oraya tamam bırakalım. Yesin sabah kadar. Tabii canım. Siz götürürken ben bunu atayım istiyorsan. Tamam. Gel abi. Dostum orada bir şey yiyor sanki ya. Ha, dostumun kafesinde başkası var. Var mı? Tamam. Aldık abi. Gel bakalım. Tatlı gel. Bir şeyler yedirmiyoruz ona. Gel. Onlar yer abi ya sabah. Tamam. Kadar. Buraya bıraksak yeterli. Yeterli. Hadi bıraktık. Gidiyor. Abi ben bunu dolduramadım daha ya. Sen ne çabuk doldurdun bunu? Ya ne bileyim, hızlı koyduk herhalde. Ya bak hiç yemediler. Yerler tok mu onlar? Ya. Yeter mi İlkay abi? Yeter, yeter. Hadi, yeter. Tamam. Bunu da bırakacağız şunu abi da oraya. Şunu da bırakayım. Dostum gel bakalım. Gel. Prenses nasıl bekliyor ya? Gel bakalım hadi. Açık büfemiz başlamıştır. Anacığım. Teşekkür ettim. Kendi ellerine yapmış gibi yiyebilirsin. Çok sağ ol abi. Hepimizin eline sağlık. Sağ olun. Recep çok iştahlı yapıyor Kıvanç abi. Baksana orada. Bakayım. Yoğurdu falan sürdü o katları. O sen kendine mi hazırlıyorsun? Vay vay vay. Açık tamam canım, herhalde atış serbest. Oğlum sen de geç yoğurdun falan sür kardeşim. Pırasa da koyabilirsin orada. Şöyle çayları vereyim. Mehmet abi. Bak şeker arkanda babanda. Aa, sen de al, ben de çayımı alayım. İki mi hanım? Bir tane çay. Seninki mi o İlkay? Tamam abi ben alayım. Tamam mı? Oh ya, şu keyfi yaşamayalım mı? İki gündür çalışıyoruz. Aynen. Artık biraz tabii canım. O zaman ekibi de ben çağıracağım. Evet. Hep beraber şöyle çay katlar. Arkadakiler tamam de yoğun çalıştı. Tamam evet. Hadi ekip de artık çok çalıştı. O yüzden kamera arkasını şöyle ön tarafa alalım. Zıplama. Zıplama. Zor tutuyor. Hadi gelin bakalım. Gelin, yeter artık. Karpuzu da kesiyorum. Vallahi abi durum. Hadi bismillah. Bakalım. Aa, kendi gidiyor. Şurada de. Bence ham çıkacak. Vay 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 vay. Karpuz dedik kavun çıktı ya. Şansımıza yapacak bir şey yok. Karpuz dedik kavun çıktı. Bunu da böyle yiyeceğiz. Bir tadına baksana mı abi? Dur dur.
Ya bunun da ses de geldi ha. Helal abi. Dur bakayım bir tadına bak. Dur bakayım bir tadına bak. Salatalım. Afyon Karahisar'da bol yürüyüşlü, bol sürülü, bol temiz havalı günler geçirdik. Kangalların çobanlık yaptığı sürüleri görmek benim için bir ilkti. İnsanoğlunun köpeklerle olan dostluğu binlerce yıldır var olsa da bu dostluk burada İlkay ve Recep'in ailesiyle birlikte daha da pekişiyor. Ben de bu dostluğu aklıma kazıyıp bir gün koyun yetiştirmeye karar verirsem ilk nereye geleceğimi çok iyi biliyorum. Shantigo Karavan'la özgürlüğü keşfet.